akciğeri tutabiliyor. Akciğerde bu dışarıda gördüğünüz nodülleri akciğerde yapabiliyor. Gördüğünüz gibi erken dönemde özellikle elde şişli kızamık tedaviyi uygun zamanda ve doğru bir şekilde kullanmazsa bakın 1992'de bu mesin sakatlıklara yol açabilir. Yani bir romatoid artrit hastası ilacını kullandı. Bu harf işte başlıyor bakın. Ve bir mikrop yok yani eklem aralığında bir mikrop yok. Yani kanda bir mikrop yok. Çünkü bu yanlış bir şey. Özellikle dışarıda birçok eklem eli şiş veya ayağı şiş bir hasta geldiğinde, iltihaplı romatizmaya geldiğinde antibiyotik veriyor. Antibiyotik yani vermek zorunda kalıyor belki ayırt etmek için. Ama antibiyotik tedavisi bu işe yaramayacak. Yani antibiyotik bu şikayetleri geriletmeyecek, geçirmeyecek. Bunu da bilmek lazım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi eklemlerde özellikle el parmaklarda şişlik de gelmiş. Devam edelim. Sakatlık bu boyunca demiş. Devam edelim. Tuğ içeri orada tetik parmak dediğimiz yerde bu şekilde kasılmalara sakatlar yol açabilir. Devam. Matematik tarih bu sıraki uzasını aldıktan sonra burada tedavi en önemli basamak bence eğitim. Eğitmek yani hastaya hastalığını anlatmak. Senin hastalığın budur. Senin hastalığın eğer düzgün tedaviye gelmezsen, düzgün ilaç kullanmazsan baskılanmayacak, yenilmeyecek bir hastalıkta denir. En önemli şey budur. Şimdi bu romatik artık ankilojen spontik tizgi el broşürü de bastırdık zaten. Bunu da kortikosteroid de yani steroid dediğim zaman çok kişinin gidiyor diye. Kortikosteroid tedavide başlayıp hastalıkta başladık şekilde bir yanlış yapmalar işte komşudan duyuyoruz. Sağdan soldan duyuyoruz. Yani özellikle ilişki aşkı için bu hastalıkta bir de diyet kontrolü önemli bir şekilde ilaçlar. Devam.